AI, glad you're here. I'm Zheng. Hey, Zheng. I've been assigned to work with you here at Media Day and moving forward, doing your time with the team. Everybody's waiting for you, so let's get started, please. Stand here and look forward. Yeah. Okay, just hold on now while we get some headshots. NBA 2K19'un Prelude versiyonundan hepinize merhaba değerli basketbol severler. Hemen bir face scan yapıp geliyorum. Telefonumdan uygulamayı indirdim, yüzümü oyuna aktaracağım. Benim suratım böyle çıktı. Çok beğendiğimi söyleyemem, bana benzediğini de söyleyemem. Ama bir deneyeceğim. Eğer sahnelerde problem olmazsa böyle devam edelim şimdilik. Sahnelerde ama hoş gözükmezse değiştireceğim. Saçları istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Kısaltıp uzatabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Bana çok benzemese de böyle devam etmek istedim şimdilik. Dediğim gibi eğer sahnelerde güzel gözükmezse değiştireceğim. I think we've got it. Let's move on quickly. How was your ride here? It was great, thank you. Okay, great. Do you need anything? Are you thirsty, hungry? Oh no, man, I'm all good. Just excited to get started. Great. Stand here, please, right over here. We're gonna get a list of your vitals. Stay right there, please. Perfect. Let's keep moving. Okay. Her yıl olduğu gibi bu yılda da point guard oynamak istiyorum. Çünkü gerçek hayatta point guard oynadım ve takımda da, yani profesyonel pro-am takımımızda da point guard oynamak istiyorum. Kariyerde de aynı şekilde devam edelim. We'll try to do this as quickly as we can. Okay, so what are we looking for here? Geldik archetype'a. Şimdilik şöyle, ben bunun detaylı bir rehberini hazırlayacağım ama ben yine geçen sene seçtiğim archetype'ı seçmek istiyorum. Playmaking Shot Creator olmak istiyorum. Bu yıl rozetleri görebiliyoruz. Bu sayede bayağı detaylı bir video gelecek oyun çıktığı zaman. Okay, exactly what we needed. Almost done now. Let's continue. Stand right up against the wall there. We're going to measure your height. Okay. Boyumuzu seçerken bayağı dikkatli olmak lazım. Bu yıl point guard'larda 6-7 boyu yok. 6-5 ve 6-6 var en fazla. Ben yine 6-5 olmayı tercih ediyorum. You're still doing fine? Do you need a cup of water or anything? No, man, I'm all good. And your living situation is taken care of? Yeah, okay. I think so. Next station is wait. Okay. Geçen yılki gibi yaptığım zaman ne olacak merak ediyorum. O yüzden hemen bir en inceye bakalım. Box out, güç ve contact dunk düşüyor. Hızlanma, zıplama, topla hız ve hızlılık, çabukluluk artıyor. O yüzden böyle olacağım. Okay. One last thing to do. We need your wingspan. Okay, sure thing. You're almost there. Just right here? Yes. Arms up, please. Bu özellik gerçekten çok kritik. Yani insanlar çok önemsemiyor ama gerçekten oyunda önemli bir rolü var. Ve bu yıl daha da önemli hale getirmişler. En kısa yaptığınızda da çok büyük avantajları var. En uzun yaptığınızda da aynı şekilde. Tıpkı dezavantajları olduğu gibi. Yok, ben buna karar veremedim. Çünkü aldığı şeylerle verdiği şeyler çok kritik. O yüzden dokunmuyorum hiç. İlerleyen zamanlarda detaylı rehber videolarında tartışırız bunları. To those here in the audience and those watching at home, thank you for joining us. Let's get to it. With the 12th pick in the NBA draft, the Los Angeles Lakers select Corey Harris. Robert McGinnis. The 44th pick, the Milwaukee Bucks select Alexander Thomas. And with the 60th pick, Portland selects Walter Eisley. Yok ya, suratımı çok beğenmedim. Bu maçtan sonra değiştireceğim büyük ihtimalle.
用最快的速度出进禁区. Press the name hard, drive the D, you know what you need to do. Okay. 拿出防守空档, 然后把最后一投交给 Wave. And I collapse the D, kick it to Wave for the last shot. Two. You understand? Understand? Yeah, I'm on it. Good ball. Son 4.2 saniye var. 104-103 gerideyiz sanırım. Çin ligindeyiz. Koç konuşuyor, biz anlamadık. Bir set çizildi. Çevirmenimiz sayesinde az çok anladık. Bakalım neler bizleri bekliyor. Son 4.2 saniye Çin liginde. Şangay'dayız. Shanghai Bears, Şangay'ın ayıları bizim takımın adı galiba. Play well tonight. You were good in rotation and active on the offensive glass. You really think that? Yeah, you really pushed the tempo. I pushed the tempo. In transition, you pushed the tempo in transition. Did coach tell you to say that to me? Well, I just heard him say it to the papers. I'm working, man. That should have been my shot. We won the game. How do you think I play? Good play. Good. Why, thank you, Wei. Yo, I'll be out in a minute. See? Wasn't that hard, you know? Just quick, to the point. Think, you're improving. İkinci maçta Jets'e karşı oynayıp Flying Dragon'u 20 sayı altında tutmamız gerekiyor. Ama ondan önce ben bir suratımı düzelteyim. Suratımı şimdilik böyle yaptım. Daha güzel bir gün ışığı bulduğumda daha güzel bir şekilde kendi yüzümü aktarırım ama şimdilik böyle kalsın. Prelude'a özel galiba. Ücretsiz atış stilleri, ücretsiz animasyonlar var. Normal oyunda bunlar tabii ücretli olacak. Burada 0 VC şu anda. Alabiliyorsunuz ama ben almamayı tercih ediyorum. Biraz normal oynayalım, sonra alırız. Bakalım Jets'e karşı nasıl bir maç bizleri bekliyor. İkinci maçımıza çıkacağız Çin Ligi'nde. You cannot make a litter of beef. Oh, thank you, Zhang. I get that. Man, I'm just saying, I'm gonna need a vacation after this season. Oh, you hear that crowd? That can't all be for us, is it? It's Han Qi. What's that? It's a him, Han Qi, on the Jets. Oh, you mean Qi, the forward? He flies above. When he lands, Jets win. So they got a guy with a solid vertical, so what? We good, we got this, baby. He flies, we lose. Şangay'dan, Çin Ligi'nin ikinci maçından hepinize merhaba değerli basketbol severler. Bir gün bir Çin Ligi'nin maçını anlatacağımı bana söyleseler sadece gülerdim ama işte NBA 2K bu yılki hikayesiyle bize bunları yaptırıyor karşımızda. Han Qi, nasıl okunuyor bilmiyorum. Qi, ben Qi diyeceğim. O var, bakalım bu neymiş? Takeover modunu bize anlatıyor. İyi bir şey yaptığımızda takeover barı doluyorken top kaybı, faul gibi durumlarda takeover'ımız azalıyor. Onun da ne olduğunu maç içinde görürüz diye düşünüyorum. Ve Çin liginde kendi evimizde ilk 5'te değiliz. Değiliz. Kenardan geleceğiz. Olsun. Kenardan gelelim. Oynayalım. 2K19'daki ilk maçımı yapıyorum ben de şu an. Aylardır, günlerdir bekliyoruz oyunu. Sonunda geldi ki yalnız kamerayı bir değiştirelim. Kamera bu değil. Sizin de alışık olduğunuz 2K kamerası, benim her zaman kariyerde kullandığım kameradır ki top kaybını yaptı. Fast break şansı daha maçın ilk hücumunda. Şu anda spikerlerin de Çince konuşması beni çok zorluyor. Gerçekten çok garip, bambaşka bir oyunla gelmiş NBA 2K bu sefer karşımıza. Kian köşede bomboş üçlüğü yazdı. İsim telaffuzları konusunda şimdiden özür diliyorum. Mesela onlar Landry'e Landry diyorlar. Garip, Morris. Tank el üstü üçlüyü isabetli. 14-11 yaptığı durumu Tank, son 35.5 saniye var.
Bizim takım güzel ya, fena değil. Bir kere Wei miydi? O var. Ona güveniyorum ben. Güzel bir pick and roll. İçeriye girdim. Basket foul. Oyun hakkında şöyle konuşayım. Yani böyle bir garip hissediyorsunuz ilk oynadığınızdan. Oh! Oh! Hanki! Uçarsa kaybederiz denmişti bana. Uçmaya başladı sanırım. 28-27. İkinci çeyreğin bitimine 1,5 dakika var. Tekrar güzel bir pick and roll. İçeride excellent release. Ya bak, oyun nasıl biliyor musun? Böyle hani çok yavaş gelmiyor. Hızlı da gelmiyor. Böyle garip hissettiriyor yani. Bir hareket durumu değişmiş. Öyle söyleyeyim. O movement dediğimiz şey var ya, o tamamen değişmiş. Set gelecek karşı takımdan. Morris arayıp kaldırdı. Oyun modu kolay da galiba. Yani ya pro ya rookie zorluğunda. All Star olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz agresif oynamak istiyorum. Bakalım top falan çalabileceğiz mi? Çaldık. Landry'den topu çaldım. Tekrar bir fast break şansı. Maçtaki ikinci smacım oldu bu. Şu an tuttuğum adamın adı Chen. Chen bomboş üçlü kaçırdı, rebound bizde. Kiao tank. Abi çok zor ya. Gerçekten Çince, Japonca bu tür şeyleri bilen varsa bana bir yardım etsin. Yani hangi harfler nasıl okunuyor, cidden çok zor, hiç bilmiyorum. Baksana Gu mesela, eminim Gu diye okunmuyordur ama o. 48-36. Chen arkada kaldı, içeriye girdim, basket foul. Mesela şu an takeover modundayım. Hani bize söylenene göre bu modda bayağı saçmalıyormuşuz. Tabii ben şu anda 60 overall'ım ama hani istediğimizi yapabiliyormuşuz. Mesela step back üçlük falan atabiliyormuşuz. Ben de ona göre davranmak istiyorum. Biraz farklı şeyleri denemek istiyorum. Fast break'te en üstü üçlük isabetli değil. Bu kadar da değil galiba. Tamam, biraz abartmış olabilirim. Ki çok güzel bir step sayıyı buldu. Attığım 19 sayının 14'ü boyalı alandanmış. Biraz şuta önem versem iyi olacak ama bir yandan kendimi de kanıtlamam lazım. Key'den topu çaldım. Fast break şansı. Key geriden geliyor. Yani sayı sayıdır. Aklıma şey geldi. J.R. Smith bir ara Çin Ligi'ne gitmişti gerçek hayatta. Orada mesela 52 sayı 22 reboundlık maçlar çıkarmıştı. Keza 60 sayı da attığı olmuştu. NBA'ye geldiğinde neler olduğunu görüyorsunuz. J.R. Smith NBA'de de çok kötü bir oyuncu değil. Yani kafası yerindeyken iyi oynuyor bence ama işte aradaki fark çok büyük. Oo! Olmasın bu sayı, olmasın ya. Bizim hakkımız bu. Çok güzel rebound da bende kaldı. 25 sayı, 4 rebound, 4 asist. Bir de blok ekledim bu istatistiklerin yanına. Lee köşede bomboş üçlüğü kesti. Hazır takeover modundayım şu an. Böyle abidik gubidik şutlar deneyeceğim, step back falan. Landry sağ olsun bayağı yardımcı oluyor bugün. Yaptığı top kayıplarıyla. Perdeyi kullandım. Step back. Oh! Oh! Ah be! Bir tane atacağım. İnat ettim ya. Bir geriye çekilerek bir tane inat ettim yani. Onun girmesi lazım. Takeover modundayım o kadar. Çok yorgunum ama geriye çekilerek atışım sonunda isabetli. 30 sayı, 5 asist, 4 rebound. Takeover moduyla alakalı olduğunu düşündüm ilk ama hayır, bayağı kolay top çalabiliyorum. Yani şu an oynadığımız mod eskiden oynadığımız hani kolej dönemi vardı ya, 2K17'de falan. Onun gibi düşünebilirsiniz. Oyunun en kolay zorluğunda oynanıyor büyük ihtimalle, onu anladım. Hani oyunu hiç bilmeyenlerde kariyere girdiğinde zorlanmasın diye. Güzel olmuş yani, bayağı kareye basarak her top sizde kalabiliyor ve çok güzel bir turnike ile 40 oldu. 40 sayı, 5 rebound, 5 asist, yaklaşık 4-5 top çalma ve 1 blokla ilk maçımın sonuna geliyorum artık. Dikkat çekmişimdir değil mi? Yani bu yıl sadece ismi değişen şeylerden bir tanesi de My Points diye bir şey eklenmiş. Oyuna puanla işte yüzdenizi arttırıyorsunuz, rozetlerinizi geliştiriyorsunuz. Aynı mantık, sadece adı değişmiş, My Points olmuş. 1469 VC aldık bu maçtan. Üf. Hey, hey, you got a second? Yeah, yeah, sure. Yeah, got some time for a few questions, conversation. You held your own with Han Chi. that's the thing, right? Yeah. I mean, that dude, vertical. You can't teach it. You can't learn it. It's just
just in there, a piece of his soul. Oh, what's up? Yeah, I know. I mean, it kind of makes you wonder about, like, the moment when he first realized it. Like, maybe he's just a little kid running through the streets with his friends, and suddenly, like, a cat jumps in his path, and then boom, you know? Yeah, that dude is soars, man. The air beneath his feet, distance from the earth like he's never felt, you know? Like, he just learned that he could climb walls or read people's right, minds. Right, right. That's pure joy. I know. Life has changed, but you don't know why or for what reason yet. Did your thing out there. People starting to take notice. Keep it up. Thank you, man. Appreciate it. Hey, you one of the reporters or something? Something like that. See you around, AI. Böylelikle ilk bölümün sonuna geliyoruz değerli basketbol severler. Serinin devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.